Bir yandan da sadece Gazze değil, Orta Doğu değil, aynı zamanda tabii ki İki Dünya Savaşı'nın sonrasında ilk defa çok endişe veren sıcak bir savaş devam ediyor Ukrayna'da. Ee, Ukrayna Savaşı'nda da malum 61 milyar dolar kaynak aktardı son olarak Biden yönetimi. Saatler içinde ulaştıracağım üstelik mutlaka e, Putin denen gaddar diktatör yenilmek zorunda dedi. Biden, e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron da e, Putin yenilmeli her yerde yenilmeli Afrika'da da yenilmeli Kafkasya'da da diyerek Ermenistan'ı kışkırtıyor Yunanistan ve Fransa Ermenistan'ı silahlandırıyor Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev üç ülkeyi uyarıyorum dedi Güney Kafkasya'da barışa hiç olmadığı kadar yakınız Fransa Yunanistan ve Hindistan bunun tam tersi yönünde cesaretlendirmeye çalışıyor, silahlandırıyor an itibarıyla Ermenistan'ı. Sakın yapmayın, sizi uyarıyorum demişti. Aliyev Berlin'de Almanya Başkanı, Başbakanı Olaf Scholz'la bir görüşme yaptı. Berlin'e Bakü'den değil Karabağ'ın işgalden kurtarılan kenti Fuzuli'den gitti uçağı Aliyev'in. iki yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte açtığı Fuzuli Uluslararası Havalimanı'ndan kalktı. Aliyev ve Scholz ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan lideri Ermenistan'ın dört köyü iade etme kararını hatırlatıp barışın sağlanması için çok güzel fırsatlar var. Bu konuda bize yardım etmek isteyen ülkelerle işbirliğine hazırız dedi. Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nın geçtiğimiz günlerde Olaf Scholz'un daveti üzerine Almanya'da bir araya geldiğini de hatırlattı bir sonraki toplantı Kazakistan'da planlanacak ve böylece barış anlaşmasının imzalanması yönünde ek adımlar atacağız ifadelerini kullandı.